Öncelikle Rize Spor hayırlı olsun. Sezon ortasında geldiniz. Sezon başında siz yoktunuz. Rize Spor'u takımı geldiğinizde nasıl buldunuz? Şu anda takım ne aşamada? Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben de çok fazla Instagram canlı yayınına katılamıyorum ama hem sizin talebiniz hem de güzel işler yapmaya çalışan bir sayfa olduğunuz için de biz de katılmak istedik ve keyifle buradayız şu anda. Dediğiniz gibi Rize Spor'a ben sezon başında da görüşmüştük yöneticilerimizle iki kez ama ben başka bir görevde olduğum için olmamıştı. Ama sonrasında ihtiyaç duyulduğu anda da bu sefer ben de müsaitlik durumum olduğu için görevi seve seve kabul ettim. Çünkü Rize Spor'un çok güzel, çok doğru bir projesi var kadın futbolu alakalı ve çok değerli bir başkanımız var Tahir Kıran. Çok önemli bir yöneticimiz var. Şube sorumlumuz Sayın Hüseyin Uzun. İkinci başkanımız Mustafa Yazıcı. Çok değerli bir büyüğümdür benim de. Hem onların isteği hem benim burada olma isteğim sonucunda ligin 3. haftasında geldim ben buraya. Geldiğimiz zaman tabii bizim inisiyatifimizin dışında oluşturulmuş bir kadro, bir yapılanma vardı. Ve bizim burada bu yapıyı daha Süper Lig takımına dönüştürmemiz gerekti açıkçası. Çünkü çok fiziksel olarak da oyunsal olarak da yeterli düzeyde değildi takım maalesef. Ondan beri nedendir ki de çok istediğimiz yerde noktalayamadık ilk yarıyı. Ama iyiye giden bir ivmemiz var. Hem oyunsal olarak hem de oyuncu kadrosu kalitesi olarak da yükselttik birazcık seviyemizi. Ama tabii daha yürünecek çok yolumuz var. Çok daha başındayız. Çok çalışmamız gerekiyor oyuncu arkadaşlarımızla, teknik ekibimizle. Çünkü yöneticilerimiz, başkanımız bize her türlü imkan sunuluyor burada. Çok iyi şartlarda bir kadın futbol takımına sahip Çaykur Rizespor Kulübü. Biz de bu ilgiye, alakaya, sevgiye layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Dediğim gibi iyi yoldayız. İnşallah ikinci yarıda da hem bize halkına hem Çaykur Rizespor Kulübü'ne layık bir duruş sergileyerek iyi oyunlarla güzel puanlar toplayıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Hocam, Rize halkının Rize taraftarını da soracağım. Başkan olan işimizi de soracağım. Daha detaylı konuşuruz onları ama. Öncelikle ben şunu soracağım. Rize Spor'da biliyorsunuz bu arada bizim seyircilerimizin çoğunluğu kadın futbol takip etmiyor olabilir. Ben bir hatırlatmak için. Kadın futbolunda iki grup var. İlk 4 playoff oynuyor. Son 4 playout oynuyor. Ve Rize Spor'da playout'un bir sıra üstünde şu anda. Yanlış bilmiyorsam 8. sırada olması lazım. Rize Spor'un Evet. asli hedefi ilk 4'te playoff'ta olmak mı, ilk 4'e kalmak mı yoksa son 4'e kalmamak mı? Yani tabii dediğim gibi bulunduğumuz konum sahip olduklarımızla örtüşmüyor maalesef. Şu andaki oyuncu grubumuz, sahip olduğumuz şartlar, bir Süper Lig kulübüyüz, biz koskocaman bir camiayı temsil ediyoruz. Maalesef dediğiniz gibi küme düşme hattının bir tık üstündeyiz. Tabii ki orada olmayacağız yani daha yukarılara çıkacağız. Bunu buradan herkese söyleyebilirim. Bizim amacımız kümede kalmak, küme düşmemek değil yani. Bizim de böyle bir düşüncemiz yok. Koca Çaykur Rizespor Kulübü'nün de böyle bir korkusu yok zaten. Ama tabii kaybettiğimiz hesapta olmayan puanlar oldu ben geldikten sonra. O yüzden playoff'la ilgili tabii ki iddiamız var. Sonuna kadar savaşacağız. Yapabilir miyiz? O ilk dörde kendimizi atabilir miyiz? Onu bilmiyorum ama oraya gidebilmek için o ilk dörde kalabilmek için de var gücümüzle çalışacağız. Son dakikaya, son maçın son düdüğüne kadar da mücadele edeceğiz yani. Çünkü ilk yarıda bizim kaybettiğimiz puanları diğer rakiplerimizin de kaybetme olasılığı var. Oynanmadı çünkü daha geride 11 tane maç var. 12 tane maç var hatta ertelenen Evet. maçlarla beraber. 36 puan var ortada. Biz bu 36 puanın hepsine talibiz. Ne kadarını alırız, ne kadarını rakiplerimiz kaybeder, onu zaman gösterecek. Ama tabii ki hedefimiz playofflar. Anladım. Hocam, peki ilk 4 için size göre ağır basan favori takımlar hangileri? Burada isim vermek isterseniz. Ya bizim grupta tabii şu ana kadar hiç maç kaybetmeyen ALG Spor var ve hiç gol yemediler. Bu Evet. saygı duyulacak ve takdir edilecek bir performans. Onların ilk dördün içinde olacağını düşünüyorum tabii ki. Onunla beraber Karagümrük çok kuvvetli bir takım. Çok iyi bir yapılanma içindeler. Onlar da bir mağlubiyetleri var.
Alegespor'a karşı. Hakkari Gücü çok iyi gidiyor. Onlar da yani oyunlarını geliştirerek devam ediyorlar. Adana İdmanyurdu Adana. var. Evet yani bu ilk şu an zaten ilk dörtte bu takımlar var. Sonrasında tabii yılların takımı Konak Belediyespor var. Yani o Konak Belediyespor'da bu işin dışında tutmak doğru bir şey değil. Çünkü fabrika ayarlarında şampiyonluk olan bir takım ve her maçta her sonucu alabilecek, istediği her sonucu alabilecek bir takım. Galatasaray var. Genç, dinamik Nurcan Hoca ile beraber iyi bir yapılanma içindeler. Sonrasında işte yani bu takımlar ve biz kendimizi favori görüyoruz açıkçası. Yani bu 6-7 takım içinden 4 tanesi playofflara kalacaktır. Bizim tabii ki dediğim gibi öncelikle hedefimiz oyunumuzu geliştirmek, izleyenlere keyif vermek ve burada güzel bir yapılanmanın olduğunu önce kendimize sonra da bizi izleyenlere göstermek. Ondan sonra zaten bakacağız ilk dörtte kimler olacak. Çünkü kadın futbolunda her an her şey değişebiliyor. Haftadan haftaya, maçtan maça çok şey değişebiliyor. Bir anda seri yakaladığınız zaman bambaşka noktalara gidebiliyorken bir maç kaybedince de çok ardı arkası kesilmeyen mağlubiyetler olabiliyor. İnşallah biz ilk yarıda en negatif, en olumsuz senaryoyu yaşadık. İkinci yarıda da biz olumlu senaryoyu yaşarken rakiplerimiz olumsuz yaşar diye umuyoruz. Hocam, Göztepe Galatasaray maçını izlerken arkadaşımla beraber Galatasaray'ın pas futbolunu eleştirdi. Ben de dedim ki geçenlerde önüme denk geldi. Rizespor kadın futbol takımının bir videosu vardı. Maçın ortasında onu izlettim ona. O video hakkında ve bu pas oyununun bu kadar gelişmesi hakkında bu aşamaya ne kadar sürede geldiniz? Biraz da bunlardan bahsetmenizi isteyeceğim. Ya teşekkür ederim öncelikle güzel düşünceleriniz için. Arkadaşınıza da selamlarımı iletin. Yani onun bir süresi tabii ben buraya geleli 45 gün oldu yaklaşık olarak. Ocak ayının ilk 29'unda maça çıkmıştım direkt Adana maçına. Sonrasında da yılbaşı izni vardı. Üçünde geldim. Yaklaşık olarak bir 45 günlük bir süre oldu. Tabii çok çalışıyoruz. Oyuncularımız çok istekli, hepsi çok genç, çok yetenekli, çok değerli oyuncular. Sürekli analizler yapıyoruz. Antrenmanlarda pas oyunu üzerine, topa sahip olma üzerine çalışıyoruz. Bunların karşılığını da zaman zaman maçın belli bölümlerinde alıyoruz. Bundan sonraki maçlarda da daha fazla bu görüntüleri izletebilme hedefimiz olacak izleyenlerimize. Çünkü ben futbolun bir gösteri olduğunu, bir sanat olduğunu düşünüyorum. Yani sadece kazanıp kaybetmek üzerine kurgulanmamalı. Çünkü insanlar seyrediyor bizi. Çocuklar seyrediyor ve bu bir keyif işi ve bir şeyler sunmamız gerekiyor. Sadece 90 dakika sergileyebiliyoruz bunu ve hafta içinde defalarca kez 90 dakikalık antrenmanlar yapıyoruz. Tabii sıkı çalıştığınız zaman, bir felsefe oluşturduğunuz zaman da bu sahaya yansıyabiliyor. Bizim oynatmak istediğimiz bir oyun var, bir felsefemiz var oyuncularımızdan istediğimiz. Bu da işte hızlı oyun, güzel oyun yani bizim mottomuz. Olabildiğince de bunu ne kadar yansıtmışsak, sizlerin de beğenisini almışsak ne mutlu bize. Teşekkürler. Hocam, transferlerden bahsetmek istiyorum. Gelenler oldu, gidenler oldu. Birincisi gelen oyuncular hakkında görüşlerinizi alacağım. Hepsi istediğiniz oyunculardı, yanlış bilmiyorsam. İkincisi de Evet. transferler devam edecek mi? Takviye düşündüğünüz yerler var mı? Yani en son bir transfer daha yaptık. Onu henüz duyurmadık. Gerçi bizden başka herkesin haberi oldu ama Resmen duyurulmadı. evet, resmen duyurulmadık. Çünkü resmi olarak daha işlemler devam ediyor. Ama onu da yakında sayfamızdan paylaşırız zaten. İyi bir hücum oyuncusu kadromuza kattık. Bir tane de stoper merkez defans oyuncusu transferi düşünüyoruz. Ondan sonra da zaten 4 Mart'ta transfer kapanıyor. Biz de artık transferi kapatıp bundan sonra tamamen sahanın içiyle ilgilenmek istiyoruz. Yani bir tane transferimiz daha olacak. Belki yerli transferimiz de olabilir son dakikalarda. Çünkü takımlarda sürekli değişkenlikler oluyor, ayrılan oyuncular oluyor. Ama özünde aldığımız oyuncular ilk başta Şeriban'la Gülsüm'ü aldık. Şeriban da Gülsüm de bu ülkenin çok değerli iki hem insan olarak kişilik karakter olarak hem de yetenek olarak çok değerli iki oyuncusu. Amil takımında geniş havuzunda yer alıyorlar ikisi de. 19 mil takımında 17 mil takımında da oynadılar. Benim zaten çok küçük yaşlardan beri takip ettiğim iki tane oyuncuydu. Ve ileride de bu ikisinin amil takımın değişmez iki oyuncusu olacağını buradan netlikle söyleyebilirim. Sonrasında
Gül'ü aldık Samsun'dan. O da çok değerli bir oyuncu. Hücum oyuncusu, forvet. Orada bazı sorunlar yaşamıştı. Boştaydı. Bizim için de fırsat oldu ve onu kadromuza kattık. Çok çalışıyor o da. Bize ikinci yarıda çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ondan sonra işte Demet'i ve Gülsüm Tunç'u aldık. Formgate'ten. Keza bu iki oyuncu da bir takımın her yaş kategorisinde görev almış. Gülsüm Tunç Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Bizim oyun sistemimize özellikle uygun olduğu için ısrarla istediğimiz kalecilerden bir tanesiydi. Çünkü biz geriden oyun kurmayı, kaleciyle işin içine sokmayı ısrarla istiyoruz. Çünkü günümüz futbolunda artık kaleciler çok içinde oyunun. Demet de keza öyle. Demet ayrılmıştı Formgate'den geçtiğimiz sezon. Yanlış hatırlamıyorsam yarı final oynamışlardı galiba. Yarı finalde kaybetmişlerdi. O kadronun değerli bir oyuncusuydu. Geçmiş dönemde de benim çok isteyip alamadığım bir oyuncuydu. Geçmiş dönemde çalıştığım Beşiktaş'ta yıllarında. Ondan sonra Vusale'yi aldık. Vusale de Azerbaycan milli takımının çok önemli bir oyuncusu. O da çok genç. Çok umut vaat eden bir oyuncu. Dün hatta Azerbaycan'ın Birleşik Arap Emirlikleri oynadığı maçta da bir gol attı. Haberim. O da çok önemli bizim için. Aldı. Başka kimleri aldık? Şimdi bir anda siz böyle pat diye sorunca kısa bir sürede bayağı bir transfer yaptığımız için Ariano'yu aldık en son. Onu da şu an açıklamış olduk. o da çok değerli bir hücum oyuncusu. Galiba bu kadar. 7 tane transfer yaptık zaten. Unuttuğum var mı? Düşünüyorum şimdi. Galiba Ben de yok. hatırlayamadım şu anda. Hocam, şimdi Başkan Tahir Başkan'dan bahsettiniz. Birincisi Tahir Başkan'la iletişiminiz nasıl? Ne sıklıkla görüşüyorsunuz? Ha bir de pardon şeyi de söyleyeyim. Demet şey Damla'yı aldık Trabzonspor'dan da. O da çok genç, çok değerli bir oyuncu. Hem stoper hem sağ bek mevkiinde oynayabiliyor. Bütün transferlerimizi de söylemiş olduk şu anda. Kusura bakmayın böldüğüm Estağfurullah. Hocam, Rize Başkanı, Rize Spor Başkanı Tahir Başkan'la ne sıklıkla görüşüyorsunuz? İletişiminiz nasıl? Birinci onu soracağım. İkincisi de Rize Spor kadın futbol maçlarını Rize Stadı'nda oynanması görüşüldü mü, konuşuldu mu? Bu konuda bir gelişme olacak mı? yani başkanımız Tahir Kıran sahip olduğu konuma, sahip olduğu statüye göre inanılmaz mütevazi, inanılmaz sıcak, çok candan birisi. Öncelikle onu söyleyebilirim. Yani A takıma gösterdiği, diğer branşlara gösterdiği ilginin aynısını bize de gösteriyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani ayırt Oynadığınız etmiyor. Galatasaray maçında da kızlarıyla beraber tribündeydi diye biliyorum. Aynen öyle. Maçtan sonra da tesislerimizi ziyaret etti. Hatta ondan sonraki hafta içi A takımımızın Başakşehir maçı öncesinde bizim tesislerimizde bir yemek yendi. Orada da yine bizimle beraberdi. Bizi A takımdan ayırt etmedi sağ olsun. Ve böyle bir bakış açısı var. Bunu neden altını çizerek söylüyorum? Çünkü bütün kulüp başkanlarının bakış açısının bu şekilde olduğu bir kültür yaratırsak kadın futboluna bakış açısından bahsediyorum. O zaman kadın futbolu gerçekten ülkemizde gelişecek ve kadın hak ettiği değeri görecek. Ama federasyonun baskısı yüzünden ya da UEFA'nın FIFA'nın dayatmaları yüzünden maalesef kadın şubeleri açılıyor büyük kulüplerimizde. Bu bizi çok üzüyor. Şubeyi açıyorlar sonra dönüp yüzüne bile bakmıyorlar. Bunu zamanında biz de yaşadık. Ama burada şimdi Çaykur Rizespor'da çok değişik bir bakış açısı var normal kadın futbol kültürüne dışında. İnanılmaz bir ilgi, sevgi. Bütün imkanlar önümüze serilmiş durumda. Stat konusuna gelince de Galatasaray maçını biz aslında statta oynamak istedik. Bunun için de girişim yaptık. Hatta federasyondan onayı da alındı. Ama bunu Galatasaray Kulübü kabul etmedi maalesef. Buradan onlara da sitem edelim. Yani statta ne kadar maç oynanırsa o kadar çok gelişeceğini biz düşünüyoruz. Ama yakın zamanda ümit ediyorum ki biz statta da maç oynayacağız. Hatta başkanımızdan rica edeceğiz. Mümkünse Trabzonspor maçını içeride oynayacağız çünkü o maçı. O maçı statta oynamak istiyoruz bütün takım olarak. Ama bizim taleplerimizi geri çevrilmiyor. Ne desek ne istesek şartlar dahilinde yerine getirmeye çalışılıyor. Sadece Tahir Başkanımız değil ama onun felsefesinin, onun bakış açısının yansıdığı bütün yöneticilerimiz bize bu şekilde davranıyor. Çok arkamızda olan bir yönetim kurulumuz var.
Demin de bahsettiğim gibi Hüseyin Bey, Hüseyin Uzun şube sorumlumuz sürekli bizimle beraber. İstanbul'da işleri olmasına rağmen işinin gücünü bırakıp zamanın bütün çoğunu bizimle geçiriyor. Böyle çok değerli bir yapı var burada. Biz de buna layık olmak için var gücümüze çalışıyoruz. Çünkü Rizespor kadın futbolunda çok değerli bir marka olacak. Ve aynen Beşiktaş'ta zamanında olduğu gibi nasıl ilham kaynağı oldu ve ışık saçtıysa Rizespor'da bu ışığı artırarak devam ettirecektir diye düşünüyorum. Anladım. Hocam peki maçların yayını hakkında bir gelişme olacak mı? Maçlar yayınlanacak mı? Bunda bir kulübün gelişimi var mı? Bizim maçlarımızdan mı Efendim? bahsediyorsunuz? Bizim Çaykur Rizespor'un maçlarından mı bahsediyorsunuz? Yoksa ligden mi Sizin bahsediyorsunuz? maçlardan bahsediyorum. Rizespor'un maçı. Ya bizim maçlarımızla ilgili tabii bizim öncelikle insanların huzuruna karşısına çıkabilecek düzeye gelmemiz gerekiyordu açıkçası onu itiraf edebilirim. Yani maçı benim her zaman söylediğim bir şey var. Oyuncularımıza da bunu söylüyorum. Maçlarımız bir gün yayınlanacak. Bir gün taraftarın önüne de çıkacağız. Ama çıktığımız zaman televizyonu kapatmaması lazım insanların. Ya da internet üzerinden seyrediyorsa yayını kapatmaması lazım. Taraftar tribüne geldiği zaman da gitmemesi gerekiyor. Yani kahvesini içerken o kahveyi soğutmamız lazım ki elinde içmeyi unutsun. Öyle bir futbol oynamamız lazım. O kadar heyecanlı bir görüntü sergilememiz lazım diye düşündüğüm için ben açıkçası böyle bir talepte bulunmadım. Çünkü o noktada değildik maalesef. İnsanların karşısına çıkıp huzuruna çıkıp sunum yapabileceğimiz bir oyun oynamıyorduk. Futbol oynamıyorduk yani top oynuyorduk biz bir süredir. Şimdi futbol oynamaya başladık yavaş yavaş. Dudullu Spor maçında birazcık kendimize geldik. Sonrasında Sivas maçı, Galatasaray maçının özellikle ilk bölümü. Artık büyüklerimizden de talepte bulunacağız tabii. Buradaki yerel kanallar olur. Ya da sosyal medya üzerinden olabilir. YouTube üzerinden olabilir. Bu şekilde yayınlanması Kadın futbolunda şimdi şöyle bir durum var. Geçen seneye kadar hatta ben şöyle açık konuşayım. Biz de ilk defa kadın futboluyla ilgili bu sene yayın yaptık. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş vardı tabii ki. Ama Galatasaray ile Fenerbahçe yeni şube kurdular. Trabzonspor öyle. Yani büyük kulüplerin yeni şube kurmasıyla kadın futbolu ne bileyim daha çok böyle yeni doğmuş gibi, yeni var olmuş gibi gözüküyor. Ama aslında kadın futbolu eskiden beri var. Kadın futbolu bu ilgiyi neden göremedi bu zamana kadar? Ve bu saatten sonra da aslında göreceğini düşünüyor musunuz? Siz. Ya şöyle bu saate kadar görmemiş olması bizim futbol kültürümüzle alakalı bir şey. Yani bizde dünyanın her yerinde var kadın futboluna antipatik bakanlar. Dünyanın her yerinde var. Sadece Türkiye'de değil. İşte kadınlar futbol mu oynar, kadının ne işi var vesaire. Böyle hani bu sığ, yani böyle akılın alamayacağı, anlamsız, saçma sapan düşüncelere sahip olan insanlar bütün toplumlarda var. Ama bunların önüne geçebilmek için, bu insanların neslini tüketebilmek için de futbolu yönetenlerin daha dirayetli olması gerekiyordu zamanında. Çünkü bu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetiliyor Türkiye'deki futbol ve yasada, anayasada herkese eşit bir şekilde imkanların sunulması gerektiği maddesi var yani. Ve biz bunun yıllarca kavgasını verdik. Kulüpler Birliği kurucularından birisi olarak da ve şu anda oynanan Süper Lig'in de aslında yasa tasarısı yani taslağını biz sunduk yıllar önce federasyona ama sonunda nihayet oynanmaya başladı. Çok pardon. Öncelikle bundan sonraki süreçte kadın futbolunun popülaritesinin artacağını düşünüyorum. Çünkü bu saatten sonra geri dönüş yok artık. UEFA, FIFA çok keskin bir şekilde bunun üzerine gidiyor. Bir de şu var. Bunu sanki nasıl diyeyim kulüpler kadın futbol şubesi kurarken bunu bir lütufmuş gibi lanse ediyorlar. Aa biz de kadın futbol şubesi kurduk gibisinden. Halbuki bu ayıp bir şey. Yani bu dönemde, bu devirde hala kadın futbol şubeniz yoksa çok büyük bir yanlışın içindesinizdir. Ben başka bir büyük kulüpten teklif aldığımda onlarla görüşürken başkanlık düzeyinde kendilerine de iletmiştim. Yani bu dönemde 2022 yılına 21 yılında kadın futbol şubesi kuruyorsunuz. Bu çok büyük bir geç kalmışlıktır demiştim kendilerine. Size de söylüyorum. Yani bir yayıncı olarak kadın futbolundan daha fazla haberdar olmanız gerekiyor. Çünkü artık gelişti. Ve kadınların da futbol oynayabildiğini göstermemiz gerekiyor şeye. Bizim toplumumuza da göstermemiz gerekiyor. İnsanlara da göstermemiz gerekiyor. O yüzden bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir eksikliğiydi. Şu an özellikle Nihat Özdemir, Sayın Başkanımız Nihat Özdemir çok
ilgili alakalı. Onun döneminde çok gelişti kadın futbolu. Sayın Oğuz Çetin, Sayın Rüştü Reçber, bunlar çok değerli ve çok özel insanlar olmakla beraber kadın futboluna da çok değer veren insanlar. Hamit Altıntop keza o şekilde, Servet Yardımcı. Sürekli bu insanlarla biz temastayız, yönetim bazında da bireysel olarak da. Ve kadın futboluyla ilgili umutla bakıyoruz geleceğe. Önümüzdeki sezon zaten asıl Süper Lig önümüzdeki sezon olacak. Bu sezon 4 takım düşüp tek grup halinde 20 takımlı bir Süper Lig oynanacak. Asıl o zaman daha popülaritesi artacak. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Trabzonspor gibi Süper Lig kulüpleri, köklü kulüpler aynı ligde birbirleriyle oynayacakları için keyifli bir lig olacak. Biz de gelecek sezon çok büyük keyif vereceğimizi şimdiden söyleyebilirim yani. Hocam o konuyla ilgili de mesela biz Doğan Doğulu'nu A grubunu paylaşıyoruz. Önce bir A grubunu paylaşıyoruz. 15 dakika arayla ben paylaşımları yapıyoruz. B grubunu paylaşmadan önce altına yazıyorlar işte Galatasaray nerede, işte Trabzon nerede falan filan. Hani Evet, kadınların maalesef. iki gruptan olduğundan bir haber maalesef seyirciler. Yani bizim şimdi bir hayalimiz daha var. Bu Süper Lig'in Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, işte Çaykur Rizespor'un, Trabzonspor'un girmesini biz hep hayal ediyorduk. Eski dönemlerde çalışırken. Şimdi bir tabii bunun bir ulusal kanallarda ya da yayıncı kuruluş tarafından da birazcık dinlendirilmesi gerekiyor. Çünkü hakikaten inanılmaz güzel maçlar oynanıyor. Güzel görüntüler var. Güzel oyunlar çıkıyor. Ama biz sürekli yurt dışındaki görüntüleri paylaşıyoruz. Yani işte mesela atıyorum bizim paylaştığımız geçen görüntüyü bir Avrupa takımı yapsaydı, yani ulusal kanaldan tutun da bütün dünyada, bütün Türkiye'deki bütün televizyonlar yayınlardı. Bizim Türk takımı yapınca çok kıymeti olmuyor nedense. O yüzden bizim de biraz bakış açımızı buna yönlendirmemiz lazım. İlgi göstermemiz lazım. Çünkü birilerinin önüne sunarsanız bir şeyleri onlar onu gördükleri zaman talep edebilirler. Ama biz bir sunum yapmazsak, önlerine koymazsak göremezler. Göremedikleri zaman da talep edemiyorlar maalesef. O yüzden sizin desteğiniz çok önemli kadın futboluna. Sonuçları paylaşmanız bile çok değerli. Keşke bütün sosyal medya sporla ilgilenen sayfalar sizin gibi bu konulara da özen gösterse. Hocam hatta buradan ben bir serzenişte de bulunayım. Bununla ilgili ters tepkiler de alıyoruz. Yok işte bir saniye. Kadın futbolu niye paylaşıyorsunuz gibi böyle tepkiler de alıyoruz. Garip tepkiler de alıyoruz. Bu da Ya onları çok dikkate almamak lazım. Onlar o tür insanlar yani henüz insani gelişimini tamamlayamıyor. Şu an geliyor. Kadın futbolunda hocalık yapmaya ne zaman ve nasıl başladınız ve bu süreçte ne gibi zorluklar yaşadınız? Ben ilk Beşiktaş'ta başladım 2012 yılında. Kadın Futbol Şubesi'nin kurulumu için orada bir öncülük yaptığım dönemde ilgilenmeye başlamıştım kadın futboluyla. O zaman bir kız futbol eğitim merkezleri projesi vardı UEFA'nın desteklediği. Biz de oradan yürüyerek acaba Beşiktaş'a kadın futbol şubesi kurdurabilir miyiz gibi bir böyle kafamızda bir şimşek çakmıştı. Oradan başladı. Beşiktaş altyapısında çalışıyordum o zaman. O dönemden beri çalışıyorum. Sonrasında bir ara verdim. Beşiktaş'ta en son Atletico Madrid maçımız vardı. O da Türkiye tarihindeki önemli bir seyirci rekorunu da kırıldı. Değerli bir maçtı o da. Zaten ondan sonra da bir devrim oldu kadın futbolunda. İşte Süper Lig kulüplerinin girişi, departman kurulması falan filan. O dönemden beri çalışıyorum. Zorlukları tabii ki var. Her sporda, her branşta, her antrenörün zorlukları vardır. Ama öyle ekstra kadınlara çalışmanın ekstra bir zorluğu yani çok fazla yok. Ama tabii daha narinler, daha zarifler, daha dikkat etmemiz gerekiyor. Daha kırılganlar bazen erkeklerle çalıştığımız zaman onların erkeklerin çok fazla önemsemeyeceği durumları kadınlar daha fazla önemseyebiliyorlar. Ama tabii artıları da çok fazla. Ekip ruhu daha duygusallar, daha açlar ve daha gelişime uygunlar ve onlarla çalışmak antrenör olarak da çok geliştirici oluyor. Ben o yüzden kadın futbolcularla, kadın takımlarla çalışmak tabii ki yorucu olsa da çok büyük keyif alıyorum. Çok değerli hepsi benim için. Hepsinden çalıştığım bugüne kadarki bütün oyuncularımdan, şimdiki oyuncularımdan her gün, her dakika yeni bir şeyler öğrenebiliyorum yani. Anladım. Hocam onu da soracaktım. O soruya da cevap vermiş oldunuz. Peki hocam Beşiktaş demişken Beşiktaş günlerinden bahsetmek ister misiniz? Unutamadığınız bir anı var mı oradayken? Ya Beşiktaş günlerimiz tabii bahsedilmesi gerektiği zaman bahsedilir ama benim çok bahsetmek istediğim bir durum değil. Çünkü şu an ben Çaykur Rizespor kadın futbol takımı teknik direktörüyüm.
Her ne kadar Beşiktaş kadın futbol takımının kurucu öncüsü olsam da orada çok değerli, çok özel anılarım oldu. 9 sene yaklaşık kurulum aşamasından itibaren. 3 farklı şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, unutamadığımız sayısız anlar var. Benim için çok değerli, o şube çok değerli benim için. Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi sonrasında verdiği destek, yöneticimiz o dönemki Sayın Fırat Fidan, oradaki bütün sporcularımız çok değerli. Her ne kadar oradaki birilerinin bizim varlığımızdan duydukları rahatsızlık bizi yok saymaya çalışsalar da bizim varlığımız Beşiktaş camiası için her zaman sonsuza kadar devam edecektir Beşiktaş kadın futbol takımının kurucu öncüsü olarak. Buradan onu söyleyebilirim Beşiktaş'la alakalı. Ama dediğim gibi biz şimdi artık Çaykur Rizespor'da yeni yuvamızda yeni bir hikaye, yeni bir macera peşindeyiz ve inşallah Beşiktaş'ta yaptıklarımızın çok daha üstüne çıkacağız diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde alacağımız başarıların çok daha üstün başarılar olacağını düşünüyorum ve orada da başka bir çıta koyup sonrasında tekrar diğer kulüplerin o çıta. Galatasaray'la oynadığınız maçta Hamzamzoğlu, o dönemki erkek takım önörü, maçı izlemeye gelmişti. Siz de son Başakşehir maçıydı galiba, Rizespor'un erkek takım maçına gittiniz. Karşılıklı birbiriniz maçlarına gidiyorsunuz. Erkek takımını da takip ediyorsunuz muhtemelen. Onunla ilgili de sorular gelmişti. İstiyorsanız sorayım. Erkek takımının ilgili gidişatla ilgili bir de Bülent Korkmaz geldi. Bülent Korkmaz'la ilgili bir yorumunuzu alayım. Ya şöyle Hamza Hoca benim çok eskiden beri tanıdığım bir büyüğümdür. İnanılmaz iyi, naif. Yani Türk futbol kültüründeki teknik direktör profilinin dışında birisi. Mütevazi, istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz çok zarif bir kişilik öncelikle. Yani ben açıkçası Hamza Hoca'nın ayrılmasına kendi adıma çok üzüldüm. Çünkü Fuat Hoca yardımcısı olsun, diğer birçok yardımcısı. Fuat Hoca da benim çok sevdiğim, çok değerli bir büyüğüm, abim gibidir. Burada çok daha başarılı olmalarını çok arzu etmiştim ama bazen olmuyor. Bazen bir şeyler yolunda gitmeyebiliyor. Aslında Hamza Hoca geldikten sonra da çok iyi bir ivme yakaladı takım. Bu noktalara geldi, ciddi bir puan biriktirdi. Ama sonrasında belki bir ivmede düşüşlük oldu. O da o zaman da ayrılık kaçınılmaz oluyor tabii. Ama bununla beraber şimdi gelen Bülent Hoca da ben yani haddime düşer mi bilmiyorum ama çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Eğer Hamza Hoca'dan sonra birisi gelecektiyse bunun Bülent Korkmaz olması gerektiğini düşünüyordum ben. Çünkü hem oyun anlayışı hem isteği, enerjisi bizim A takımımıza, kulübümüze çok uygun bir yapıda. Korktum ya. Hocam basıldınız. Vallahi basıldık. Odamızda daha bir pat diye girdiler. Tabii biz şeyde kaldığımız için yani 5 yıldızlı otel konforunda bir tesisimiz var. Buradan onu da söyleyelim. İnanılmaz iyi imkanlara sahibiz kulüp olarak. Herhalde bir idareciden pas kartı alıp girdiler odaya. Yoksa ben kapıyı kapatmıştım yani. Yani Güzel bir baktım sürpriz oldu. çoğu Kusura bakmayın yayındaydı az siz de. önce. Baktım biraz birkaçı gitmiş falan. Dedim ne oldu acaba? Mersem Arada yapıyorlar öyle anlatmaz çılgınlıklar. soru olmadı hocam. Efendim? En azından takım içindeki havayı da böylece görmüş olduk resmen. Ya evet işte bu çok güzel bir şey. Biz öncelikle takım olma yolunda çalıştık ve antrenmanlarda yaşananlar ne olursa olsun bir aile olabilmeyi ve bu aidiyeti yani armanın büyüklüğünü hissedebilmelerini ve birbirlerine sahip çıkmalarını istiyorduk oyuncuların. Onu da yarattığımızı düşünüyorum. Zaten öyle olduktan sonra asıl oyun güzelleşiyor. Sahanın içine de yansıyor bu. Futbol olarak da gelişmiş oluyorsunuz. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum tekrar. Doğum günümde de çok güzel bir sürpriz yapmışlardı. Çok duygusal anlar yaşattılar bana burada. O yüzden onlara teşekkür ediyorum tekrar. Peki. Hocam Rizespor'la uzun vadeli hedefleriniz. Bu soruyu hocalara sorarken biraz çekiniyorum. Erkek futbol olsun veya kadın futbol olsun. Biliyorsunuz günümüz ülkesinde çok fazla sabır olmuyor ama ben yine de sormak istiyorum. Uzun vadeli hedefleriniz var mı? Farklı projeleriniz var mı?
Ya Rizespor'la ilgili şöyle, ben dediğim gibi sezon başında da görüşmüştük ama ben burada bu projenin bu kadar iyi ve bu kadar geniş kapsamlı olduğunu bilmiyordum ve bir yandan da kadın futbol takımını da çalıştırmak istemediğim için düşünmemiştim açıkçası. Sonrasında da zaten başka bir kulüpteydim, erkek takımındaydım. Ama buraya geldikten sonra başkanımızın, yöneticilerimizin, taraftarımızın, camianın bize olan sevgisi, ilgisi, burada sahip olduğumuz imkanlar, tam bir futbol şehri zaten Rize. Beni çok heyecanlandırıyor ve ben birazcık da başka teklifler de almıştım ama ikizler var biliyorsunuz benim, Kıvanç Aras'la Deniz. Onlardan çok ayrı kalmayı çok göze almadığım için şehir dışına çıkamıyordum ama sonrasında buraya geldikten sonra çok etkilendim, büyülendim yani. Ve buradaki benim kendi hedefim Şampiyonlar Ligi'ni burada, bu yani stadımızda Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı oynatma hayalim var benim. Bunu yıllar önce de kurmuştuk. Gerçekleşmişti. Burada da öyle bir hayalim var. Yani Rize Stadı'nda bir Şampiyonlar Ligi, Kadın Futbol Şampiyonlar Ligi maçı oynanması hayalim var. O zamana kadar da şartlarımız uygun olursa, biz göreve layık görülürsek ben burada kalmak istiyorum. Buradan da onu da söyleyeyim yani, başka kendi içimizde değil ama içimize atılan böyle bazı nifak tohumları var. Başka takımlarla işte gelen teklifler gibi ya da görüşmeler varmış gibi vesaire konuşmalar oluyor. Ben dediğim gibi yani buradan herhangi bir takım kim olursa olsun teklif yaparsa yapsın. Biz buradaki projemizi, hayalimizi gerçekleştirmeden yönetimimiz de bizi layık görürse bu görevde devam ettirmeye, ben ayrılmayı düşünmüyorum açıkçası buradan. Anladım. Peki hocam, eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayının sonuna geldik. Taraftara camiye mesajınız var mı? Kadın futbol takımını daha çok ilgilenmesi için Rizespor taraftan, Rize halkının buradan bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya Rizespor'un çok önemli, çok değerli bir taraftar topluluğu var. Maçlarımıza geliyorlar sağ olsunlar. Destek oluyorlar. Sürekli ayağa kaldırıyorlar bizi. Çünkü çok iyi bir ilk yarı geçirmedik. Yani kötü sonuçlar aldık ama aldığımız bütün sonuçlardan sonra tabii her yerde, her camiada var negatif geri bildirim yapanlar, ki onlar da haklıdır. Onlara da söylenecek çok bir sözüm yok yani ama onları dikkate almamaya çalışıyoruz. O yüzden bize pozitif geri dönüş yapan çok önemli bir taraftar topluluğumuz var. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da mutlaka onları istiyoruz. Çünkü taraftarın gücü çok önemli. Deplasmana gittiğimiz zaman bunu hissettiriyorlar bize rakip takımlar. Biz de burada Rize taraftarıyla, Rize sporumuzla bunu rakiplerimize hissettirmemiz lazım. Taraftarımızla oynamak istiyoruz bundan sonraki süreçte. Bununla beraber camiaya çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Bizi bağırlarına basıyorlar. Herkes, her konuda tesis çalışanlarımızdan tutun da kulüp personeline kadar, yöneticilerimize kadar herkes, işte zamanında Hamza Hoca olsun, işte Fuat Hocalar, kaptanımız Gökhan Gönül. Gökhan Gönül de bu arada maçtaydı geçtiğimiz hafta. Bize çok güzel Evet, geri dönüşler yaptı. evet. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yöneticilerimize, Hüseyin Uzun'a, Sayın Hüseyin Uzun'a, başkanımıza Tahir Kıran'a, çok önemli baba gibi yani her oyuncuyla ilgileniyor, hepsini tanıyor. Yani sorsanız kadın futbol takımının kadrosunu sayabilecek bir başkana sahibiz. Bu bizim için çok değerli. Yöneticilerimiz keza öyle. Hepsine teşekkür ediyorum. Bize destek olmaya devam etsinler. Bu takım kimsenin başını öne eğdirmeyecektir ve Çaykur Rizespor kadın futbol takımı kısa süre sonra Türkiye'de çok önemli bir öncü, ilham kaynağı olan ve oynadığı futbolla da insanları keyif veren bir takıma dönüşecektir yani. Hocam, son bir şey sorusu alayım. Üçüncülükle ilgili ve amatörlüklerle ilgili görüşleriniz sonuçları. Üçüncülükler hala başlamadı. Mart'ta başlayacak yine. Bunlarla ilgili görüşlerinizi dinlemek istiyorum. Üçüncülükte evet, Mart'ta başlanacağı söyleniyor. Mart'ın ilk haftası başlayacak diye umuyoruz biz de. Ama tabii bu amatör ligler programı da çok yoğun. Birazcık da orada da bir rahatlama, erkek tarafından bahsediyorum. Bal ligleri oynanıyor, süper amatör oynanıyor. Onların birazcık da bitişini bekliyorlar açıkçası. Biraz anlayışlı olmak lazım aslında. Yani üçüncü ligi başlatmamış olması federasyonun bu değer vermediği anlamına gelmiyor açıkçası. Çünkü bu iş yönetilirken bunun sahası var, hakemi var, osu var, busu var, bir sürü stadı var. Çok büyük parametreler var. Birazcık o bekleniyor diye düşünüyorum ben. Üçüncülükte başlatılacaktır. Zaten önümüzdeki sene Süper Lig, birincilik, ikincilik olacak. Üçüncülükte bölgesel şekilde oynanacak. Çok değerli oyuncular var. Ben de takip etmeye çalışıyorum. Geçen hafta hatta
Ünye Gücü, Hatay maçını Defne. seyrettim. İnanılmaz oyuncular var. Efendim? Hatay Defne, değil mi? Rakibi. Ha, Hatay Defne. Hocası Mehmet Hoca da çok yakın arkadaşımdır. Çok değerli oyuncular var. Pes etmesinler, sabırlı olsunlar. Biz de elimizden geldiğince takvimimize uyduğu sürece ben önceki dönemde de sürekli giderdim alt yaş gruplarını, alt ligleri sürekli seyrederdim. Onları da sabırla beklesinler sıralarını. Onlar da başlayacaklar oynamaya. Biz de onları desteklemeye devam edeceğiz. Türk kadın futbolcusu çok yetenekli, çok değerli. Sadece mücadele etmekten vazgeçmesinler. Zamanı gelince hak ettiği değeri görecekler yani. Biz de onlar için savaşıyoruz yıllardır zaten. Savaşmaya da devam edeceğiz. İnşallah hocam. Hocam Futbol Anadolu'daki ekibimden çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sezonun geri kalanında oyuncular diyorum bize spora ve size. Oyuncularınıza da teşekkür ediyoruz burada. Son bir mesajınız yoksa kapatalım. Ya çok teşekkür ediyorum. Ben de size bu ilginizden, alakanızdan dolayı sağ olun, var olun demek istiyorum. İnşallah bundan sonra da hem Çaykur Rizespor özelinden diğer bütün kulüplerimize de desteğiniz devam eder. İnşallah bir gün de daha farklı, daha başka, daha keyifli bir günün sonunda diyelim. Bir şampiyonluk ya da bir playoff'a katılış İnşallah. sonrasında tekrar bir yayın yaparız inşallah.